İyi günler sayın seyirciler. Aktürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. 3 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Şerefsiz tartışması büyüyor. Milliyetçi Hareket Partisi İmralı'ya da ben gönderdim, Oslo'ya da. MİT benim sır küpüm açıklamasını yapan başbakandan kim şerefsizdir sorusuna cevap istiyor. Erdoğan'ın Çin ziyaretinde İmralı'ya da ben gönderdim, Oslo'ya da MİT benim sır küpüm sözleri referandum sürecindeki şerefsiz tartışmasını bir anda gündeme taşıdı. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu, anlaştığını ispat edemezseniz şerefsizsiniz. İşte bu konuşmayı hatırlatan Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman, KCK'nın kuruluşunda eylemlerinin planlanmasında AKP'nin katkısı ve müdahalesi olmuş mudur? Kapalı kapıların ardında nelerin sözü verilmiştir? Diye sordu. Grup Başkan Vekili Mehmet Çandır da bu itiraf başbakanın tarihe not düşecek ayıbıdır dedi. Başbakanın 40 bin insanımızı katleden PKK terör örgütüyle görüşen siyasetçi şerefsizdir sözünü hatırlatan Çandır, şimdi kimin şerefsiz olduğunu başbakana sormak gerekir diye konuştu. Mecliste kameraların karşısına geçen Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan da çarpıcı açıklamalar geldi. Hakan Fidan'ı yedirmem onun sır küpüymüş. Vay anasını ya. Küpünü nelerle doldurmuş Allah bilir ya, bu sırlar bakalım nelerle doldurmuş bakacağız. Yani bu sır küpün PKK terör örgütüyle müzakereler yapıyor. Başbakanın adına terör örgütüyle her konuda %95 mutabakata varıyor. Milletin evlatları pazarlık masasına oturduğun teröristler tarafından da şehit ediliyordu. PKK terör örgütüyle mücadele ediyorum derken polislerimizi, askerlerimizi öldürme talimatı verenlerle meğer iş pişiriyormuşsun sen. Bunun hesabını vermeyecek misin? Vicdanın sızlamıyor mu şimdi? Sen kendi fidanına kıymazken o fidanlara nasıl kıyılmasına izin verdin ya? İmralı'ya da gönderen benim, Osya'ya da gönderen benim. Hani senin bilgin dahilinde hiç görüşme olmamıştı. Bakın ben birkaç kez Sayın Bahçeli çok ağır ifadeler kullandı ve ben meydanlarda kendilerine kusura bakmasınlar çok ağır cevap verdim. Dedim ki bu cevap sana aynen iade edildi. Hayır, hiçbir yerde öyle bir itiraf yok. Hayır, size öyle bir itiraf yok. Biz bugüne kadar hiçbir terör örgütünün yöneticisiyle ortaya durmadık. Yalan söylüyorsun. Bakın. Değerli arkadaşlarım ya, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ya, PKK'ya özel temsilcisini gönderiyor, Osya'ya gönderiyor, İmralı'ya gönderiyor, bize olmadık lafları söylüyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz oturmadık diye söylüyor, şimdi Osya'ya da İmralı'ya gönderdik diyor. Söyleyebiliyor ya, özel temsilcisini gönderiyor, bir de bunları, bunların onun konuştuğu kimselerde bir de kırmızı bültenini arıyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil ya. Kimin eli kimin cebinde belli değil. 40 takla atıyorlar ya. Şimdi özel yetkili savcılar iddianamesinde o masadaki protokollerden, yol haritalardan bahsediliyor. Başbakan aylar önce hükümet değil devlet gönderdi diyor. Şimdi de kalkıp diyor ki ben gönderdim. Sen hükümet misin devlet misin, bir karar ver bakalım. Nesin sen ya? Bunu dediğim zaman yok devlet gönderdi. Onu dediğim zaman hemen bunları kıvırıyor falan yani. Bu yalanlarla, bu yalan rüzgarlarla nasıl ülke yönetecek ve nereye gidecek bilemiyorum. Bu açıklamalar sonucunda kimin hangi şerefle, hangi şerefsizlikle müşerref olduğunu da bütün milletimiz gördü. Takdirini milletimiz yapması gerekiyor. 28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 kişinin sorgusu sürüyor. Zanlılar hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüsle suçlanıyor.
Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Emekli Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan'ın da aralarında bulunduğu 26 zanlı geceyi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde geçirdi. Zanlıların avukatları eşliğinde ifadelerinin alınmasına başlandı. Bazı zanlıların susma hakkını kullandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 5 kişiye ulaşılamadı. Bunlardan 3'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. Soruşturma bazı soruları da beraberinde getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, adli sürecin bekleneceğini ancak siyasi boyutlarının da ele alınması gerektiğini işaret etti. Kimler yeni bir siyaset anlayışı oluşturmamız gerekir diyerek 28 Şubat doğrultusunda kendi partisinden ayrılmıştır. Aslında bir de bu işin bu siyasi boyutunu da dikkate alınmasında fayda var. Bu bakımdan 28 Şubat'ın arzuları ve istekleri doğrultusunda yeni bir siyasal yapılanma zeminini hazırlayarak buna atlayanların da bu süreç içerisinde sorgulanmasına büyük fayda var. Operasyon öncesi 28 Şubat süreci konusunda en çok ismi geçen gazetecilerden Ertuğrul Özkök de kaleme aldığı bir yazıda Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı bu kararlar daha sonra dönemin seçilmiş meşru hükümetinin bütün eylemlerinin imzasıyla yürürlüğe konuldu. İmzalayanlar arasında bugünün Cumhurbaşkanı da var hatırlatmasında bulunmuştu. Gazeteci Bekir Coşkun da Abdullah Gül'e 28 Şubat kararlarını neden imzaladığının sorulmasını istedi. Dünyanın gözü Suriye'nin üzerinde. Sabah saatlerinde Suriye'den yeni bir çatışma haberi geldi. Annan Suriye'de insani koridorlar açılması çağrısında bulundu. Suriye'de taraflar Annan planını kabul etti, silahlar sustu. Tam da barış için adımlar atılıyor derken sabah saatlerinde gelen çatışma haberi hayal kırıklığı yarattı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü İdlib yakınında çatışma meydana geldiğini duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın samimiyetine inanmayanlar kervanına Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy de katıldı. Sarkozy bu görüşünü telekonferans sistemiyle görüştüğü Obama ile paylaştı. Çatışma haberi üzerine Annan, uluslararası toplumu Suriye'de insani koridor açmaya çağırdı. Amerikan yönetimi de Beşar Esad'dan bir kez daha Annan planına uymasını istedi. Suriye'de bunlar yaşanırken Başbakan Erdoğan'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Erdoğan NATO'yu müdahaleye çağırdı. Ancak bu çağrı Brüksel'de değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yankı buldu. Bugün Başbakan'ın Suriye konusundaki atmak istediği adım 1 Mart tezkeresi sonucunda askerin gönderilmesine izin vermeyen Türk milletinden hesap verip başına çuval geçirip bu konuda 1 Mart tezkeresi ile ilgili bir diyet ödemek istiyorum. Annan planı Suriye'de barış umutlarını yeşertirken Başbakan sürpriz bir çıkış yaptı ve sınırlarımızı aşan saldırılar oldu. Bu uluslararası hukuk açısından işaret fişeğidir. Yapanın yanına kar kalmaz. NATO'nun Türkiye'nin sınırlarını koruma görevi var, dedi. Başbakanın açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural sert tepki gösterdi. Suriye konusunda maalesef Sayın Başbakan bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Gözünü kan bürümüş sanki. Bu coğrafyada Müslümanların birbirini öldürmesinin bu coğrafyada birbiriyle etnik ya da mezheplere dayalı olarak çatışmasını körükleyen ve Türk milletinin tarihi, dini ve kültürel yaklaşımını göz ardı eden bir yaklaşımla Suriye politikasında maalesef körükle gidiyor savaşa, kana körükle gidiyor. Ve Sayın Başbakan adeta Suriye'nin işgal edilmesi yönündeki bir ihaleyi alan bir taşeron gibi görevini ivedilikle yerine getirmek için her türlü yolu kullanmaktadır. Gerçekten Suriye politikası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli merkezlerinde
bilgi kaynaklarına dayalı olarak hazırlanmış değildir. Washington merkezli bir işgal planı uygulanmaktadır. Türkiye'de bir görev verilmiştir. Oktay Vural, Başbakan'ın Türkiye'yi sadece Amerikan mallarının satıldığı butik devlete dönüştürdüğünü söyledi. NATO'yu göreve çağırıyor. NATO'nun ne işi var Suriye'de ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne eğer bir tehdit var ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehdidi giderebilecek güce sahiptir. Şimdi sen kimleri çağırıyorsun? Hangi amaçla çağırıyorsun? Türkiye adeta egemen bir devlet olmaktan çıkmış, adeta Amerika Birleşik Devletleri'nin mandası halinde hareket eden bir devlet haline, butik devlet haline dönüştürmüşler. Vural, Başbakan'ın geçmişte söylediği körfeze giderek kurşun mu sıktıracaksınız Müslümanlara sözlerinin yer aldığı görüntüyü basın mensuplarına izletti. Oktay Vural, asker ocağının peygamber ocağı olduğunu söyleyen başbakan, bugün Türk askerlerini ABD'nin jandarması haline dönüştürmek istiyor. Bundan daha ibretlik bir şey olabilir mi diye sordu. Kime kurşun sıktırıyorsun? Elini vicdanına koy. O gün diyorsun ki liderler önemli değil, onlar Müslüman değil mi? Ben de buradan sesleniyorum, Müslüman değil mi? Bırak liderleri, Müslüman değil mi? Bunların birbirinin kırdırılmasının önünü açıyorsun. Bu kadar bir zihniyet dönüşümü, bu kadar teslimiyetçi bir anlayış, iplerin kimin elinde? Kime mecbursun, kime mahkumsun? Neden mecbursun, neden mahkumsun? Kime diyet borcun var? Bu millet seni başbakan yaptı. 3 dönemde tek başına iktidara getirdi. Ama sen gidip bu milletin değerlerini değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin projelerini, isteklerini ve arzularını yerine getiriyorsun. Böyle bir teslimiyetçi anlayış tarih yazmamıştır değerli arkadaşlarım. Asıl kanımıza dokunan da bu teslimiyetçi anlayışla İslam dünyası üzerinde oynanan bu oyunların taşeronluğunu, kendisini sözde muhafazakar addeden bir zihniyetin yapmasıdır. İşte bu bakımdan AKP'ye oy verenlerin ruhuyla AKP'nin bedeni ve kılavuzları farklı istikametlerde hareket etmektedirler. Rize ve Konya şehitlerini vatan toprağına emanet etti. Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan uzman çavuş Caner Kesimalla, uzman çavuş Bayram Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı. Acı haber, uzman çavuş Caner Kesimal'ın baba evine tez ulaştı. Oğullarının şehadet haberini alan Kesimal ailesi güçlükle sakinleştirildi. Kardeşinin şehit olmadan önce annesiyle telefonda konuştuğunu söyleyen ağabeyi Cihan Kesimal, "Kardeşim telefonda annemle görüşürken arkadaşı geliyorlar," demiş. "Kardeşim telefonu kapattıktan hemen sonra şehit düşmüş," dedi. 28 yaşındaki şehit uzman çavuş Caner Kesimal için Rize Ardeşen Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Allahu Ekber. Törene şehidin ailesi, yakınları ve binlerce Rizeli katıldı. Şehit uzman çavuş Caner Kesimal'ın naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Uludere'de şehit olan uzman çavuş Bayram Tekin'in Konya Karatay'daki baba ocağında da gözyaşı vardı. Oğullarının kara haberini alan Fadime ve Servet Tekin çifti fenalaştı. Başkasının ciğeri yanmasın ya. Gözü yaşlı anne oğluyla yaptığı son telefon görüşmesinde "Anne, buralarda çok kar var, ayaklarım su içinde kalıyor," dediği öğrenildi.
26 yaşında şehit olan uzman çavuş Bayram Tekin'in naaşı Karatay Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit Bayram Tekin geride gözü yaşlı bir eşle 1,5 yaşında erkek bir evlat bıraktı. Aslanlar gibi oğlu var. Şehidin ağabeyinin de Çanakkale'de uzman çavuş olduğu öğrenildi. Uludere'de çatışmalarda yaralanan 3 askerin de Şırnak Askeri Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. İktidar, yasa dışı bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadelede başarı sağlandı diyor. Ancak olaylar bunu yalanlıyor değerli izleyiciler. Hükümet Suriye'ye huzur getirmeye çalışırken örgüt uzun süre sonra yol kesip propaganda yaptı. İktidar, terörle mücadele devam ediyor açıklamasını yapadırsın, ne şehit haberleri eksik oluyor ne de bölücülerin yaptığı eylemler. Günlerdir birileri fırtınalar koparmak istiyor. Türkiye, Suriye'ye demokrasi ihraç etmek için uğraşırken yasa dışı bölücü terör örgütü PKK'nın ülkemizdeki eylemleri gün geçtikçe artıyor. Bunun son örneği Kazman'da yaşandı. Erzurum'un Kazman ilçesinde karayolunu kesen teröristler durdurdukları araçlardaki yolcuları indirip silah zoruyla örgüt propagandası yaptı. Karayolunu bir sürede olsa trafiğe kapatan bölücüler bazı araçların akülerini de gasp ettikten sonra kaçtılar. Araç sürücülerinin güvenlik güçlerini aramasıyla ortaya çıkan olay sonrası bölgede operasyonlar başlatıldı. Sabah saatlerinde ise sayıları 12 civarında olduğu belirlenen teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışma nedeniyle Kazman Devlet Hastanesi olası yaralanmalar için hazır duruma getirildi. Memur ve emeklinin beklediği zam Haziran'a kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme görüşmelerine Nisan sonunda başlanacağını ve Mayıs sonuna kadar süreceğini açıkladı. İlk kez yeni yıla zam almadan giren memur ve emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasında. Hükümetten gelen Şubat'a kadar yetiştirilir açıklamasının üzerinden aylar geçti. Ancak ne memurun ne de emeklisinin beklediği gün bir türlü gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik son olarak toplu sözleşme görüşmelerine ay sonunda başlanacağını ve Mayıs'ta tamamlanacağını söyledi. İlk toplu sözleşme üst düzey bürokrat. Maliye Bakanlığı ve memur sendikalarının zamma ilişkin beklentileri arasındaki uçurum konunun masada değil hakemler kurulunda sonuçlanacağı öngörüsünü güçlendiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, hükümetin yatırım teşvik uygulamasını eleştirdi. Teşvik sisteminin sunulduğu gibi bir reform olmadığını belirten Ayhan, mikro önlemlerle makro problemlerin çözülmesi mümkün değildir dedi. Stratejik ülkemizin sorunu değerli basın mensupları, tasarrufların ve rekabetin yetersizliğidir. Bu teşvik paketi, ülkemizin rekabetçiliğini gerçekten artıran bir reform paketi midir? Teşvik sistemi sanki bir reform paketi gibi sunuluyor ama maalesef değil. Emin Haluk Ayhan, mecliste düzenlediği basın toplantısında yatırıma teşvik var ama bu yatırımların finansmanı nasıl olacak? Yeterli finansman kaynakları var mı diye sordu. Yeni sistemde 2009 yılında uygulamaya konulan teşvik sisteminin ana hatlarının önemli ölçüde korunduğunu belirten Ayhan, yatırım teşviklerinin bir kaynak transferi olmaktan öte, istenilen amaçlara ne kadar hizmet ettiğine dair etkinlik analizlerinin yapılması kritik önem arz etmektedir dedi. Bu kapsamda örneğin Diyarbakır, Van, Şanlıurfa 6. bölgede yer alırken Tunceli, Erzurum hatta Yozgat gibi illerin 6. bölgede yer almayıp 5. bölgede yer alması anlaşılamamıştır. Cari işlem açığının en önemli konusu enerji ham maddesi ithalatı olduğunu hükümet ısrarla söylüyor. Bu konunun özel önem kazanması gerekirdi. Bu konuda bir şey yok. Bir diğer hadise mikro önlemlerle makro problemlerin çözülmesi biraz zor olarak gözüküyor. Teşviklerin fiyat, kalite ve teknolojiye dayalı rekabet dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini söyleyen Ayhan, bu şekilde bir düzenleme, sektörlerin ihtiyaçlarına elverişli desteklerle gelişip güçlenmesini ve uluslararası rekabette daha başarılı olmasını mümkün kılacaktır diye konuştu. Dezavantajlı hale geliyorsunuz.
Bu daha önce de deniz. Başbakan Erdoğan'ın Çin ziyaretine sürpriz açıklamaları damga vurdu. Bu açıklamalardan biri de yeni anayasaya ilişkin önerisiydi. Erdoğan'ın yeni anayasada tüm etnik kimliklerin tanımı yapılmalı önerisine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural hem çarpıcı hem de yapıcı eleştirilerde bulundu. Sayın Başbakan yine abuk sabuk açıklamalarına yurt dışından yapmaya devam ediyor. Yani gittiği ülkenin suyundan mıdır, yemeğinden midir bilmiyoruz ama yine gazetecilere bu sefer yine kimin hangi etnik kökenden olduğunu saymış, dökmüş. Zannedersin elinde mezo var. Kafatası ölçüyor ya. Yeni anayasanın hazırlıkları sürüyor. Sivil toplum örgütlerinin önerileri mecliste oluşturulan komisyon tarafından dikkatle inceleniyor. Anayasanın yazım sürecine de kısa sürede başlanması hedefleniyor. Başbakan Erdoğan da yeni anayasada tüm etnik kimliklerin tanımının yapılmasını önerdi. Sayın Başbakan, yine abuk sabuk açıklamalarına yurt dışından yapmaya devam ediyor. Yani gittiği ülkenin suyundan mıdır, yemeğinden midir bilmiyoruz ama yine gazetecilere bu sefer yine kimin hangi etnik kökenden olduğunu saymış, dökmüş. Zannedersin elinde mezo var. Kafatası ölçüyor ya. Bu resmen dinimizin nehyettiği ırkçılık anlayışı ya. Yeni anayasada da kalkmış bir de bütün etnik kimliklere sayalım diye söylüyor ya. Sıkar. Yüreğin varsa getir böyle bir anayasa değişikliği teklifini. Sen de biraz yürek varsa bu sözün altında kalmasın ve bu milletin etnik kimliklere dayalı bir anayasada tanımlamasını getiren bir tanımı yüreğin varsa eğer bak. Sana hodri meydan diyorum. Kalkıp böyle tek millet naraları atıyorsun da kalkıp oralarda bir de etnik kimliklere dayalı bir anayasa tarifi istiyorsun. Ya. Bu millet tarihi boyunca ırkçı olmadı, tarihi boyunca ayrımcı olmadı ve bundan sonra da olmayacak ve bunu da hukukileştirmeyecek. İşte gizli gündem ayaklar yerden kesilince nasıl mecralara dökülmeye başlıyor bak. Nasıl? Ne yapacaksın? 36 etnik grubu mu sayacaksın? Binlerce yıllık bir geleneği olan bir devletin başbakanı, çadır devleti, sanki zannedersin ki aşiret devleti ya. Başbakan Afrika'yı, Orta Doğu'yu etnik ve mezhep savaşlarına sürükleyen BOP'un eş başkanı ya, Türkiye'yi de etnik panayıra dönüştürmek istiyor. Sen susun, sen susun, kaşıyor, 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 kaşıyor. Cenab-ı Hak bizi bu fitne ve fesadı oluşturanlardan korusun, niyazım budur. Biz birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyenlerdeniz. Biz birliğin, rahmetin yanındayız. Ama başbakan azabın yanında. Türkiye, Türk milleti bin yıldır bu topraklara damgasını vurmuş, kaderde sevinçte aynı duyguları paylaşmış bir milletin, Türk milletinin yaşadığı bir ülkedir. Bunu aklına koyacaksın. Bu mücevher taşa yazılmıştır. Bunu kimse değiştiremez. Değiştirmeye cüret edemez. Bu milletin adı Türk milletidir. Çağ Cuma'da Filyos Çayı'nda kaybolan minibüs bulundu sevgili seyirciler. Minibüsten kayıp 3 kişinin cesedi çıktı. Zonguldak Çaycuma'daki köprünün yıkılması sonucu Filyos Çayı'na düşen minibüs facianın 6. gününde bulundu. Köprünün 250 metre ilerisinde bulunan minibüsten 3 erkek cesedi çıkarıldı. Yaklaşık 5,5 saat süren çalışmayla sudan çıkarılan 67M3404 plakalı minibüsteki cesetlerin sürücü İsmail Örenbaş, yolcular Ali Başören ve Mehmet Başören'e ait olduğu saptandı. Pazar alışverişinden dönen yolcuları taşıyan minibüste pazar çantalarına rastlandı. Minibüsün ayrıca yolcu kapısının olmadığı, yolcuların buradan çıkıp akıntıya kapılarak sürüklenmiş olabileceği belirtildi.
Minibüste bulunan 3 cesetle birlikte 5 kişinin cesedine ulaşılmış oldu. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının süreceği belirtildi. Bu arada önceki gün cesedi bulunan minibüs yolcularından Serdar Saraç'ın cenazesi toprağa verildi. Allahu Ekber. Haberleri izlediniz. Hoşça kalın.